de günlerdir neden gelmedi diyordum. Hayırdır abi, burnundan soluyorsun? Yoksa Gülseren'in yeni yatak odasını kurarken çok mu yoruldun? Seninle o meseleyi konuşmak istesem, günler önce gelir kıyamette çoktan kopartmış olurdum. Ama o işin tartışılacak tarafı kalmadı. Sana daha önce de söyledim, şimdi yine söylüyorum. Bu evin yarısı Gülseren'e ait. Sen istesen de, istemesen de. Tapu senin, ne diyeyim abim? Kime istersen verirsin. Gün ola, harman ola. Kim gelmiş Ayşe Hanım? Benim Hafize Hanım, ben, dur gitme, gel. Senin için gelmiştim zaten. Müjdemi isterim. Senin iş tamam. Hani dört bir tarafa haber salmıştım ya, senin için gayet güzel bir iş çıktı. Hay Allah razı olsun Haşmet Efendi. Ben de tam her şeyden ümidi kestim derken. Bir dakika, bir dakika. Ne işi bu? İş gayet güzel kızım. Adamlar bilgisayar işinde çalışıyorlar. Euro gibi yani. Mutfağa el işe yatkın birini arıyorlarmış. Sigortan, yolun, yiyeceğin, her şey onlardan. Sana da artık sağda solda gündeliğe gitmeye paydos. Gözün aydın Hafizeciğim. Abim kedi olalı bir fare tutmuş. Harika bir haber bu. Sen bizi beğenme bakalım. Hah. Adresi burada. Yarın hemen git, bir görüş. Ben de geleyim derdim ama malum. Yarın tapuda Gülcağız'ınla işlerimiz var. Gelirsin sen bilirsin. Hadi bana müsaade. Mevlam sesinizi duydu. Abim annene iş buldu ya. Kızıyoruz buzuyoruz ama Hızır gibi yetişti adam vallahi Ayşe Hanım. Ben bu bütün gece ona Yasin okurum. Yarın da tapuda mapuda işleri varmış. Allah inşallah onların da işini rast getirir. Sen onu bırak da kendi çoluğuna çocuğuna oku Hafizeciğim. Ben onun tapu işini kökten çözdüm. Hiç merak etme.